En son giysi temizliğinizi ne zaman yaptınız? Ben bundan 6 ay kadar önce yapmıştım ve şimdi de oğlum için yapıyorum. İkinci evcilik bence harika bir sistem ve bu bebekler için çok güzel işliyor ve işlemeli de. Çünkü gerçekten bebek kıyafetleri eskimiyor. Belki çevrenizde görmüşsünüzdür, giysi geri dönüşüm kutuları koymuş belediyeler. Bu kutuları kullanarak artık ihtiyacı olan insanlara ulaşmak mümkün. Artık kullanmayı düşünmediğiniz giysilerinizi yıkayın, paketleyin ve geri dönüşüm kutularına atın. Geri dönüşüm demişken aslında konumuz bez poşetler. Tamam. 1 Ocak'ta başlıyor değil mi? Evet. 1 Ocak tarihinden itibaren toplamlı poşet başına 25 kuruş olarak ücretlendirilme yapılacak. 25 kuruş. Ben Tuğçe Tüzün, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bez poşetler. Yani şu sıralar inanılmaz tartışılıyor. Haberlerde her seferinde bu konuşuluyor. Biliyorsunuz yeni yıldan sonra yeni yasa gereği marketlerde ve birçok alışveriş mağazalarında poşetler 25 kuruşa satılıyor. Belki kızacaksınız ama ben bunun için çok mutluyum. Çünkü bir de gereksiz bir tartışma konusu oldu artık işte pahalı. Zaten her şey çok pahalı. İşte bir de poşete mi para vereceğiz? İşte üstünde yazısı olan, alışveriş yaptığımız marketin ismi olan poşetlere biz neden 25 kuruş verip bir de onun reklamını yapıyoruz? Vesaire vesaire. Almayın. Yani almak zorunda değilsiniz. Şöyle birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Ben yaklaşık 2 yıldır yanımda bez poşet taşımaya dikkat ediyorum. Özellikle son bir yılda da devamlı taşır hale geldim. Çünkü bu artık bir alışkanlık haline bir yıl içinde geldi. Buna nasıl alıştım? Daha öncesinde de böyle ara ara çantama atmaya çalışıyordum. Yani unutmadığım sürece daha çok unutuluyor. Şu anda da siz mutlaka bir çantaya poşet atmayı unutuyor olabilirsiniz. Şimdi aslında buna ben nasıl başladım? Arkadaşımın Danimarka'ya taşınması üzerine onu ziyaret ettim. Yani orada bez poşet yani poşetler ücretli. Ve herkes yanında mutlaka bir poşet taşıyor. Yani ekstra bir poşet taşımak zorunda. Yani kuzey ülkelerinden örnek vereceğim. Kuzey ülkelerinde gerçekten bu çok gelişmiş ve herkes çok bilinçli. Yanlarında mutlaka poşet taşıyorlar ve poşet satın almıyorlar. Herkesin çantasının içinde mutlaka ya filesi ya işte böyle bez plastik ama ağırlık, güzel ağırlık taşıyan böyle değişik poşetleri var. Farklı desenler yapmışlar. Her yerde de satılıyor. Ve oraya gittiğimde ben de birkaç tane edindim. Hatta edinmek zorunda kaldım diyeyim. Çünkü arkadaşım aslında orada poşet taşımaya alışkın. Ama ben değilim. Bir alışverişe çıktım. Bir şeyler alacaktım. Baktım ki yanımda poşet yok. Yani unutmuşum. Alışkanlığım yok çünkü. Orada da böyle kenara şeyler koymuşlar. Poşetler koymuşlar böyle farklı desenlerde. Baktım gerçekten desenleri de çok güzel. İlgi çekici. Ve böyle şey hani sırf bir şeyleri taşımak için değil, o poşete sahip olmak için aslında poşeti satın aldım. Ve o günden beri de yanımda gerçekten hep ama hep bulundurmaya çalışıyorum. Son bir seneden beri de gerçekten hiçbir gün eksiltmeden bunu taşıyorum. Birkaç tane şimdi poşetimi göstereceğim size. Böyle bez poşetlerim var. Bir sürü. Yani bir sürü gerçekten. Bunları ben şeyden almıştım. Gratis'te böyle alışveriş yaptığınızda falan böyle çok büyük bir alışveriş yaptığınızda veriyorlardı. Beni de bildikleri için böyle her gittiğimde mutlaka böyle bir bez poşet bana hediye ettiler farklı desenlerde.
Şöyle bir de poşetim var. Aslında daha fazla var da şu an bulamadım hepsini. Bu da şöyle bizim işte Aslı'nın yaptıklarından, Aslı'nın kendi çizimlerine poşet haline getirdiği çalışmalar. Bunu da böyle kullanıyorum. Onun işte en çok kullandığım, bu da benim arkadaşımın bir hediyesi. Bir Londra seyahatindeyken bana hediye getirmişti. Böyle kendi çantası var. Şöyle açıyorsun. Şöyle ve bunlar o kadar ağırlık taşıyabiliyor ki, yani gerçekten böyle deterjan bile alsanız çok ağır şeyleri böyle çok rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Bunun biraz ağzı dar sadece büyük şeyler için. Ama küçük olan her şeyi çok rahatlıkla bunda taşıyorum. Ve katlanabilmesi de çok güzel bir özellik. Yine böyle küçük çantası var. Onu hemen çantama atıyorum. Ve en çok kullandığım desenler arasında. Avrupa ülkelerinde çok fazla böyle çeşit var, desen var. Dediğim gibi gerçekten sırf poşete yani bu çantaya sahip olmak için alıyorsunuz. Yani ihtiyacınız olmasa bile bu bende olsun, ben bununla işte yolda bir şeyler taşıyayım diye alabiliyorsunuz gerçekten. Bu da şöyle, bu da yine işte Danimarka'dan aldığım poşetler arasında kocaman ve açılıyor şöyle. İnanılmaz eşya taşıdım diyebilirim bununla. Yani bunda böyle saksıda çiçekler bile, böyle ağır saksıda çiçekler bile taşıdım ben. O yüzden böyle eğer bulabilirseniz böyle derinlikli, böyle körüklü olanlar, yani şu bez çantalar gibi böyle körüklü olanlarda gerçekten çok rahat eşya taşıyabiliyorsunuz. Ve böyle katlanıyor. Bu diğerleri kadar küçülmüyor, böyle küçülüyor. Zaten benim çantalarım genelde büyük, içine pıt diye koyuyorum. Onun dışında file. Yani file şu anda, hatta geçtiğimiz sene başladı galiba, bir furya haline geldi. İşte Mango, Zara gibi, galiba Zara'da da vardı. Markalar böyle fileler yaptılar. Oxo'da da vardı diye hatırlıyorum. Ve böyle file sattılar. Ama bu benim annemden kalma. Yani annemin kendi genç kızlık filesiymiş. Bana vermişti. Ben de böyle bunu kullanıyorum. Bu da böyle küçük göründüğüne bakmayın. Bunu böyle ağırlık koydukça bu böyle iyice genişliyor. Büyüyor. Ve birçok şey taşıyabiliyorsunuz bununla. Ayrıca bunun bir özelliği de böyle pat hemen şöyle şu kadarcık hale geliyor. Yani bunu da cebinize atıyorsunuz. Özellikle bu erkekler için bence çok mantıklı. Bazen Ali'ye çünkü söylüyorum işte gelirken işte bir süt, işte bir kutu yumurta, bir şey alabilir misin diye hemen cebinden böyle bu fileyi çıkartıp alışverişini yapabiliyor. Bir diğer anlatmak istediğim şey de pet şişeler. Yani şöyle, biz genelde pet şişeyle ya da işte cam şişeyle su içmeye alışkın bir toplumuz. Ama biliyorsunuz artık bu pet şişelerin zararları en az poşetler kadar var. Yani bir pet şişenin doğada çözülmesi gerçekten çok çok uzun zaman alıyor. O yüzden bence en az poşet kadar dilerim ki bir zorunluluk, bir şey getirilir. Mesela Danimarka'da böyle makineler var. Makinelerin içine işte kutu kolalar mesela, kutu kola ya da pet şişeleri toplayıp biriktirip atarak geri dönüşüm sağlıyorsunuz. Onun için de işte size atıyorum 20 kuruş, 10 kuruş gibi bir geri para ödüyorlar. Sırf onları toplayıp geri dönüşüme attığınız için. Umarım, dilerim ki bizim ülkemizde de böyle şeyler olur ve insanlar geri dönüşüme dikkat ederler, dikkat çekilir. Gerçekten bilinçliler. Dünyanın ve doğanın risk altında olduğunu çok iyi farkındalar. Ama bizler biraz daha nasıl diyeyim? Şimdi çok da kötü bir şey söylemek istemiyorum ama maalesef çevre konusunda gerçekten duyarsızız onlara karşı. O yüzden ben biraz bu bilincin zorla yerleştirileceğini düşünüyorum maalesef ki. Ama eğer olursa da ki, eğer öyle o tarz makineler kurulup işte o tarz sistemler oluşturulduktan sonra eminim hepimiz bunu yapabilecek insanlarız. Şimdi bunun içinde Suko diye bir marka var. Bu marka çeşitli mataralar üretmiş.
tamamen doğayı korumaya yönelik bu tarz mataraları var. Bu benim kullandığım yaklaşık 1,5 yıl önce tanışmıştım Suko'yla. Farklı böyle mataralar aldım. Farklı renkleri var. Ve dışarı çıktığım zaman da bunun içine suyumu dolduruyorum. O şekilde çıkıyorum. Hem yeni bir pet şişe alıp çevreyi kirletmemiş oluyorum. Hem de bütçeme bir katkı sağlamış oluyorum. Yeni bir su satın almayarak. O yüzden Suko'yu size öneririm. Şu anda da hamileliğimin artık son ayına girmek üzereyim. Ve bol bol su içiyorum. Yanımdan Suko'yu eksik etmiyorum. Biraz su içmem gerekiyor. Ve nasıl üretiliyor? Malzeme doğal mı? En son siparişimde Suko bez poşetlere destek verdiğinin kanıtı olarak şöyle bir poşette göndermişler ürünlerime. Çok şirin, gerçekten çok sevdim, çok beğendim. Bunu da ben kullanacağım bir şeyler için. Bir tane kırmızı, bir tane de gri aldım. Şimdi arkasında da şöyle bilgilendirme yazısı yazmışlar. İnanılmaz güzel bir düşünce. Ve keşke böyle Suko'nun yarattığı gibi birçok marka çıksa. Bu benim ilk gördüğümdü ve hala bunu kullanıyorum şu anda. Umarım daha çok çıkacaktır böyle markalar. Bu arada bunlar sağlıklı polietilen iç yapı ve kapak kapağına sahip. 3 katmanlı bir yapısı var. BPA içermiyor, koku yapmıyor. Arada temizliği için şöyle içine böyle biraz su koyup birazcık da sirke damlatıp çalkalıyorsunuz ve süzüyorsunuz. Yani temizliği çok kolay. Birkaç kullanımda bir bunu yapabilirsiniz. Bu arada sadece su değil, 60 dereceye kadar da sıcak içecek koyabiliyorsunuz içine. Ben hiç sıcak içecekle kullanmadım, bilmiyorum ama su için benim çantamda en az bu bez poşetler kadar kullandığım ürünler arasında. Bir arkadaşım şey demişti, ben işte yapısına alışamamıştım demişti. Plastik pet şişede ya da işte bardaktan ya da işte cam şişeden içmeye alışığız biz suyu. Ama buna da bir şekilde zamanla alışıyorsunuz. Ben de en başta alışamamıştım yapısına. Hem iyi bir şey yaptığınızı hissediyorsunuz, doğa için iyi bir şey yaptığınızı hissediyorsunuz. Hem de dediğim gibi tasarruf da sağlıyorsunuz bunun için. Bununla ilgili bir anım var benim. Yine Danimarka'da trene bindim. Çıkartıp Suko'mla su içtim. Birçok kişinin zaten dikkatini çekiyor. Yolda da, yani burada da herkesin dikkatini çektiği gibi o zamanlar. Şu an belki daha tanıdık geliyor olabilir. Orada da bir adamın dikkatini çekmişti ve bana ne içtiğimi, onun ne olduğunu sormuştu. Ben de onu işte Suko'nun felsefesinden biraz bahsederek tamamen doğal ya duyarlı bir malzemeyle yapılmış bir su matarası olduğunu anlattım. Çok hoşuna gitti. Çünkü gerçekten onlar böyle şeylere çok duyarlılar. Ve hemen böyle dikkatlerini çekiyor onların. Mataraları ne kadar kullanabiliriz sorusuna gelirsek de şöyle, hani bunun belli bir zaman kriteri var mı bilmiyorum aslında. Bunu yaratıcılarına sormak daha mantıklı ama ben bir sene kullandım bir matarayı, bir sene kullandığımı biliyorum, öyle söyleyeyim. Tabii bu kullanım şeklinize göre de değişir. Çok böyle haşır huşur kullanıyorsanız, çok da temizliğine dikkat etmiyorsanız bence daha sık değiştirmenizde yarar var. Bir de ayrıca şunu da göstereyim. Mesela bu böyle katlanıyor. Bu şekilde çantaya giriyor içtikten sonra. Taşıma kolaylığı gerçekten var. Bir tane kendinize, bir tane de sevdiğiniz birine hediye şeklinde alabilirsiniz. Gerçekten şu zamanda verilebilecek en güzel hediyelerden bir tanesi su matarası. Ben sıcaktan daha fazla fenalaşmadan, bugün gerçekten hava bir tuhaf, çok fazla güneş var. Sıcaktan daha fazla buharlaşmadan bu videoya son veriyorum. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Thank you.